gelmeyecektim. Niye Neslihan'ın etrafında dolaşıyorsun o zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya sadece merak ettim. Her gece seninle uyuyan, her sabah seninle uyanan kadını görmek istedim. Ya ama sen beni yanlış anladın. Ya bitti dedin. Bitti mi gerçekten? Abla şu durumda bunu mu konuşacağız gerçekten? Şu haline bir bak. Benim halime bak. İkimiz de nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın sen? Artık sevmiyor musun beni? Karımla görüşmeyeceksin. Anladın mı? Görüşmeyeceksin. Önce seni bir toparlamamız lazım. Kendini bu kadar üzmeye devam edersen hasta olacaksın zaten. Bak sana ne diyeceğim. Benim çok sevdiğim, çok güvendiğim eski bir arkadaşım var. Gerçekten iyi bir psikiyatrist. Ya Damla hemen yapma öyle. Bak sana yardım edebilmem için önce senin yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen lazım. Ya ama bana söz vermiştin. Ondan ayrılması için bana yardım edecektin. Evet biliyorum, söz verdim. Ben de sana diyorum ki önce bir toparlan, kendine gel. Sonra gerçekten senin neyi mutlu ettiğini sağlıklı kafayla karar ver. Sonra sen ne istersen ben senin yanındayım zaten. Hastanedeki doktor da öyle söyledi. Arkadaşınızı bir psikiyatriste götürün dedi. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya sırf sen istiyorsun diye. Ben bir Koray'ı arayayım. Yani o müsait değilse bile mutlaka bize iyi bir doktor önerecektir. Ceren Hanım'la haftada iki gün şeklinde devam edelim Hakan, olur mu? Tamam hocam, siz nasıl istersiniz? Ha bir de reçetesini kontrol et onun. İlaçları bitmiş olabilir. Tamam hocam, notlarımı ekliyorum. Ya peki bu arada Serdar Pardon. Bey... Neslihan? Sen arar mıydın beni? Haklısın. Ne desen haklısın. Ama inan hiç fırsat olmuyor. Anlıyorum canım, anlıyorum. Olsun, şimdi aradın ya. Uzun zaman oldu gerçekten. Çok, sesini duymak çok iyi geldi. Abi bana da. Koray, ben seni bir şey rica etmek için aradım. Tabii ki, tabii ki. Dinliyorum seni. Benim bir arkadaşım var, genç bir kız. Maalesef bu sabah intihara kalkıştı. Zor zamanlardan geçiyor anlayacağın. Ben de seninle görüşmesi iyi olur diye düşündüm. Müsaitliğin varsa yarın Damla'ya getirsem olur mu? Yarın bir saniye ver bana, takvimime bakayım hemen, olur mu? Tamam, bekliyorum. Yarınki randevular... Dolu. Hay Allah. Peki ertesi gün gelsek? Yok, yok ertesi güne bırakmayalım. Siz saat 12'de gelin, olur mu? Ben o seansı bir şekilde ayarlarım. Gerçekten mi? Büyük borçlandım sana. Ne borcu Neslihan'cığım? Ha, ama illa ki sana bir yemek ısmarlamak istiyorum diyorsan, bu da senin bahanen olur. Ne demek? Aşk olsun, tabii ısmarlarım. Yeni bir Japon açılmış. Oraya götüreyim seni. Japon yemeği diyorsun. Tabii. Unutmamışsın.